Merhaba çocuklar, ilkokul sayfama hoş geldiniz çocuklar. Bugün 3. sınıflarla matematik dersinden örüntüler konusunu işleyeceğiz çocuklar. Örüntüleri gerçekten ben çok seviyorum, çok eğlenceli, zihnimizi açıyor her şeyden önce örüntü konusu çocuklar. Bir nevi zeka sorusu gibi bir şey değil mi örüntüler? Çocuklar, hazırsanız hemen örüntüleri anlatmaya başlayalım. İlk konumuz örüntü oluşturma. Çocuklar, örüntü belli bir kurala göre sıralanan sayılara veya şekillere örüntü deniyor. Belli bir kural olacak çocuklar. Yani belli bir ritmik artım miktarı olacak ya da belli bir şekil olacak. Bir kural olacak yani ortada. Şekil örüntüsünde de her adımdaki şekil sayısı belirlenir. Sıralanan sayılar arasındaki kuralı belirlemek için ardışık sayılar arasındaki farka bakın. Bakın mesela örneğimizi inceleyelim çocuklar. Ne görüyoruz örneğimizde? İlk kutumuz, ilk şeklimiz bir tane çember. Daha sonra bakın 3 tane çember var. Peki ya daha sonra 5 tane çember var. Çocuklar, bir şey dikkatinizi çekti mi? Evet. İkişer ikişer artmış bakın. Bir çember, üç çember ve beş çember. Ve artış miktarı ikişer ikişer. Bir şekil daha çizseydim 7 çember çizecektim çocuklar. Ve yine oradaki artış miktarı da sevgili çocuklar 2 olacaktı. 2 tane artacaktı. Yine bakın buraya. Burada bir ritmik sayma görüyoruz değil mi çocuklar? 9, 18, 27, 36. Kaçar kaçar artmış sevgili çocuklar? 9'ar 9'ar. Öğrendiniz mi 9'ar ritmik saymayı? Harikasınız. Evet, burada 9'ar 9'ar ritmik sayma kuralı var sevgili çocuklar. O zaman bundan sonraki sayım kaç olacak? Söyleyin bakalım. 36'dan sonra kaç gelir? Harikasınız. Buradaki sayım 45 olacak değil mi çocuklar? Daha sonraki sayımda devam etseydim eğer 54 olacaktı. İşte örüntü bu kadar kolay ve bu kadar eğlenceli sevgili çocuklar. Haydi hemen etkinliklerimize başlayalım. Evet çocuklar, ilk sorumuz. Aşağıda verilen şekil örüntülerinin kuralını yazınız ve örüntüleri bir adım daha devam ettiriniz diyor. Çocuklar, önce neyi düşüneceğim? Örüntünün kuralını düşüneceğim değil mi sevgili çocuklar? Örüntünün kuralını bulacağım. Şekiller arasında bir ilişki var çocuklar. Bakın, ilk yuvarlığa bakalım. Kaç tane daire var çocuklar burada? Bir tane değil mi? Peki ya burada kaç tane var? 3 tane. Peki ya burada kaç tane var çocuklar? 5 tane. Bir şey dikkatinizi çekti mi çocuklar? Evet. Sizin dikkatinizi çeken benim de çekti. Peki kaç tane daire olacak çocuklar? Tabii ki 7 tane olacak değil mi? 1 tane, 3 tane, 5 tane, 7 tane. Peki kaçar kaçar artmış çocuklar? İkişer ikişer artmış değil mi? İkişer ikişer artan sıralarda dairemiz artmış. O halde örüntümüzün kuralı tabii ki şekil sayısı ikişer ikişer artıyor. Çocuklar, örüntünün mantığını bulduktan sonra örüntünün kuralını da yazmanız gerekiyor. Örüntünün kuralı şekil sayısı ikişer ikişer artıyor. Siz de kendi matematik defterinize istediğiniz şekilde örüntü kuralları yazabilirsiniz çocuklar. Şimdi sorularımıza devam ediyoruz. Bakın yine farklı ve güzel bir soru. Bu sefer de şekil değişmiş, kare olmuş. Hiç fark etmez değil mi sevgili çocuklar? Evet, kaç tane kare var burada sevgili çocuklar? 2 tane. Burada kaç kare var? 4 tane. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çocuklar. Peki ya sonda? İkişer ikişer sayalım. 2, 4, 6
Ve 8. En sonda da 8 tane kare var. Çocuklar, sizin dikkatinizi çeken benim de çekti. Kaçar kaçar artmış, ikişer ikişer. Sanki burada ikişer ritmik sayma var değil mi? Bir sonraki şeklimde kaç kare olacak? Duyamadım. Bir daha söyle. Evet, hemen çizelim o zaman. 2, 4, 6, 8, 10. Örüntümün kuralı ikişer ritmik sayma şeklinde çocuklar. İkişer ikişer artıyor. Harikasınız. Hemen etkinliklerimize devam ediyoruz. Yine farklı ve güzel bir soru çocuklar. Ben bu şekilleri tekerleğe benzettim. Siz neye benzettiniz? Göz. Naneli şeker. Ne de güzel şeylere benzettiniz çocuklar. Şimdi bakalım mı? Ben sanki burada yine bir sayı ilişkisi var diye gördüm çocuklar. Hemen sayalım o zaman tekerlerimizi. Burada 2 teker var çocuklar. Peki ya burada kaç teker var? 2, 4, 5. Peki ya burada kaç teker var? 2, 4, 6, 8. 2, 5, 8. Sevgili çocuklar, bu şekiller arasında bir ilişki var sanki ya. Hepsi aynı sayıda artmış gibi duruyor. Buradan buraya 2'den 5'e kaç artmış çocuklar? 2'den 5'e 3 artmış değil mi? Peki 5'ten 8'e kaç artmış? 5'ten 8'e de 3 artmış çocuklar. O zaman çocuklar, bu örüntüde ne var? 3'er 3'er artma var değil mi? O zaman bir sonraki şeklim kaç tane teker olacak çocuklar? 3 tane daha arttıracağım değil mi çocuklar? 3 tane daha arttıracağım. 8'i 3 arttırırsam kaç olur sevgili çocuklar? 9, 10, 11. Evet. Burada çocuklar tam 11 tane şeklim oluştu. Harikasınız çocuklar. Evet, 3'er 3'er artmış. O zaman örüntümün kuralı şekil sayısı 3'er 3'er artıyor olacak. Diğer sorumuza geçelim mi? Ben çok eğleniyorum sizinle birlikte. Yine farklı ve güzel bir soru çocuklar. Bakın yine kareler var. Hep aynısını yapıyoruz çocuklar. Burada bir şekil sayısında bir artış var sanki. Burada kaç şekil var çocuklar? 3. Harikasınız. Peki ya burada? 2, 4, 6. Ya da 3'er 3'er sayayım. 3, 6. Peki ya burada? 3'er 3'er sayalım. 3, 6, 9. Evet çocuklar. Burada da 9 tane kare var. Burada sanki ben bir ritmik sayma gördüm çocuklar. Kaçar ritmik sayma? Evet. 3'er 3'er. 3 tane artmış. Burası da 3 tane artmış çocuklar. 3'er 3'er ritmik sayma görüyorum ben burada. Değil mi? 3, 6, 9. Peki o zaman bir sonraki şekil 3 tane artarsa kaç tane olacak çocuklar? Tabii ki 12 değil mi? Bir sonraki şekil gördüğünüz gibi 12 tane arttı çocuklar. Ve 3'er 3'er arttı. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. 3'er 3'er saymayı bilmiyorsanız hemen çalışabilirsiniz. Peki, örüntümüzün kuralına bakalım. Örüntümüzün kuralı şekil sayısı 3'er 3'er artıyor. Harikasınız. Hemen yeni sorumuza geçelim. Çok hızlandık artık çünkü öğrendik değil mi? Bu sefer de üçgen şekli var çocuklar. Hemen hızlıca inceleyelim. Kaç üçgen var çocuklar? 1. Kaç üçgen var çocuklar? 4. Kaç üçgen var sevgili çocuklar? Şöyle sayayım. 2, 4, 6, 7. Burada bir artım var. Kaçar kaçar artım var çocuklar? 1 ile 4 arası sayıyorum. 3 tane artmış. 3 tane artmış çocuklar. Peki ya burada kaç tane artmış? Burada da 3 tane artmış. O zaman çocuklar
7'den sonra da 3 tane artacak mı? Evet. 7'den sonraki şekil de 3 tane artacak. O zaman şeklim ne olacak çocuklar? Bakın. Şeklim 10 olacak. 10 tane üçgen olacak çocuklar. O zaman çocuklar örüntümüzün kuralı şekil sayısı 3'er 3'er artıyor. Süpersiniz, mükemmelsiniz. Evet, farklı tipte bir soru çözüyoruz çocuklar. Örüntüleri kuralına göre devam ettiriniz diyor. Hemen çocuklar sayılar arasındaki ilişkiye bakıyorum. Hemen sayılar arasındaki ilişkiyi bulmaya çalışıyorum. 4'ten 9'a kaç artmış çocuklar? Süpersiniz. Artık zihinden de söylüyorsunuz. 5 artmış. 9'dan 14'e 5 artmış. Peki ya çocuklar? 14'ten sonra 5 artarsa kaç olur? 5 parmağımı açtım. 14'e 5 ekledim. 15, 16, 17, 18, 19. 19'a 5 ekledim çocuklar. Kaç oldu? 24. 24'e 5 ekledim. 29. 29'a 5 ekledim. 34. Evet çocuklar, örüntümün kuralı 5'er 5'er sayılar artmış. Evet, bu daha küçük bir sayı gibi sanki. 18, 20, 22. Dikkatinizi çekti mi çocuklar? 2'şer 2'şer artmış değil mi burada da? Burada da şekiller ya da sayılar 2'şer 2'şer artmış çocuklar. O halde 18, 20, 22 2'şer 2'şer sayar gibi sadece birlikler artıyor. 24. Hadi hep birlikte sayalım. 26, 28, 30. Harika. Şimdi çocuklar dikkat edelim bakalım kaçar kaçar artmış. Önce bir onu bulalım çocuklar. 2'den 8'e kaç tane artmış? 6 tane artmış. 8'den 14'e peki? 8'den 14'e kadar sayıyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 6 tane artmış. O zaman 6'şar 6'şar arttırabilirim değil mi çocuklar? 14 aklımda, 6 parmağımı açtım sayıyorum. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20'ye 6 eklemek çok kolay. 26. 26'ya 6 eklemek de çok kolay çocuklar. 32. 32'ye 6 eklemek de çok kolay. 38. Çocuklar size bir tüyo vereyim mi? Mesela 6'şar 6'şar sayarken 2'şer 2'şer saymayı kullanabilirsiniz. Eğer sayımız çiftse çok kolay sayabilirsiniz. Mesela 20'den 26'yı, 6'nın içinde 3 tane 2 var değil mi? 22, 24, 26 bakın 6 tane değil 3 tane saydım. 26'dan 32, 3 tane 2 sayıyorum. 28, 30, 32 bakın 32. 32'den 38'e 3 tane 2 sayar, 3 tane 2 saymam yeterli değil mi çocuklar? 34, 36, 38. İşte bu pratik yöntemi ritmik saymalarda hızlı sayabilmek için kullanabilirsiniz. Evet çocuklar, aşağıda verilen sayı örüntülerine göre boşlukları doldurunuz. Çocuklar bu sefer de örüntüdeki kuralı bulup oraya gelmesi gereken doğru rakamı tespit etmeye çalışacağız çocuklar. Yine sayılar arasındaki ilişkiye bakıyorum çocuklar. Bu sefer de yeşil kalemimi alayım. 68'den 72'ye bir artım var değil mi? Kaç tane artmış çocuklar? 69, 70, 71, 72. 4 artmış değil mi çocuklar? Bir de şuraya bakayım. 80'den 84'e. Evet, burası da 4 artmış. O zaman örüntümün kuralı 4 değil mi? Artı 4. 72'den kaça geleceğim çocuklar? 4 arttıracağım. 72'yi 4 arttırıyorum. 74, 76, 2 tane 2 saydım ayrı ayrı. Bakın kısa yoldan saydım. Evet, 76'dan da 80'e gelmiş. Bakayım doğru yazmış mıyım? 4 arttıralım. 78, 80, 2'şer 2'şer saydım. Evet, doğru yapmışım. Demek ki buraya 76 gelecekmiş çocuklar. Yine bakın başta ve sonda eksik sayılar var. O zaman ortalardaki sayıların arasındaki ilişkiye bakacağım çocuklar. Bu sefer de hangi kalemimi alayım? Pembeyi alayım. Evet, pembeyle çizeyim. 56'dan 61'e hemen düşünüyorum. Kaç artmış çocuklar? Hemen sayıyorum. 56, 57, 58, 59, 60, 61. 5 artmış.
Bakalım diğeri de 5 arttıysa örüntümün kuralı 5 artma. 61'den 66'ya sayıyorum. 62, 63, 64, 65, 66. Evet, 5 artmış. O zaman örüntümün kuralı 5. 5 artmış ama ben baştakini bilmiyorum. O zaman 56'dan geriye doğru 5 tane gidersem buradaki sayıyı bulur muyum çocuklar? Evet, bulurum. 5 tane geriye gideyim. Kaç kaldı çocuklar? 56, 55, 54, 53, 52, 51. Evet, buraya yazmam gereken sayı 51. Bu sefer de 5 arttırıyorum çocuklar. 66'nın üstüne 5 arttırıyorum. Kaç olur çocuklar? 65 olsaydı 70 olurdu. 66 olduğu için bir daha ekliyorum. 71. Evet çocuklar. Burası da 71 olacak. Evet çocuklar. Bu şekilde örüntü adeta bulmaca gibi çok zevkli. Yine farklı tarzda bir soruyla devam ediyorum sevgili çocuklar. Kuralımız bir önceki sayının 10 fazlası. İlk adımı ve kuralı verilen sayı örüntülerini oluşturacağız. Evet, ilk adımı verilmiş. Gerisini biz oluşturacağız. 10 fazlası. 8'e 10 ekledim çocuklar. 10, 8. 10 ekledim. Bakın sadece ve sadece 10 arttırdığımız için onlar basamağını arttırmamız yeterli. 28. 10 ekleyelim. 38. 10 ekleyelim. 48. Harikasınız. Süpersiniz çocuklar. Benden bir yıldız kazandı hepiniz. Harikasınız. Yine iki tane sorumuz var çocuklar. Bir önceki sayının 4 eksi. Eksik deyince geri gideceğim değil mi çocuklar? 62'den geriye doğru 4 tane gideceğim. İster 4 giderim, ister 2 tane 2 giderim, ister 4 tane 1 giderim. Hangisi işime gelirse. Ben 2 tane 2 gidiyorum. 62, 60, 2 daha geriye gittim. 58, 2 gittim. Bakın sadece 10'luk değişene kadar çocuklar 4 azaltıyorum yani. Daha sonra ne yapıyorum çocuklar? 4 daha azaltıyorum. 50. Yine ne yapıyorum çocuklar? 4 tane daha geriye gidiyorum. 46. Şimdi çocuklar şuraya bakalım. Bir önceki sayının 5 fazlası. Kuralım. 43'ün üstüne 5 ekliyorum çocuklar. 43, 5 daha. 44, 45, 46, 47, 48. 5 ekliyorum. 5 parmağımı açtım. Parmaklarım bitene kadar parmaklarımı kapatıyorum. 49, 50, 51, 52, 53. 5 daha ekliyorum çocuklar. 58. 5 daha ekliyorum. Kaç? 63. Harikasınız. Devam ediyoruz. Şimdiki sorumuz çocuklar. Kuralı bozan sayıyı boyamak. Evet. Yine zor bir görev bizi bekliyor. Hadi hemen görevimizi başarıyla tamamlayalım. Bu sefer de mavi kalemimizi alalım çocuklar. 17'den 23'e bakıyorum çocuklar. Önce bir kuralı anlamaya çalışıyorum ki bozan sayıyı bulayım. 17'den 23'e. 17'den 23'e. 17'den 20'ye 3. 20'den 23'e 6. 6 artmış çocuklar. Hemen ne yapıyorum? Kaç tane arttığını buraya yazıyorum çocuklar. 6 artmış. 23'ten 29'a. Burada da 6 artmış çocuklar. 29'dan 36'ya. Bu biraz fazla gibi geldi bana. 29'dan 36'ya. 29'dan 6 artması için kaç olur çocuklar? 30, 31, 32, 33, 34, 35. İşte yakaladık. 35 olması gerekiyordu değil mi çocuklar bunun? Evet, 35 olması gerekiyordu. 35'te 6 artınca 41 olacak. O halde sevgili çocuklar, kuralı bozan sayı 36, 35 olması gerekiyordu. Hemen alttaki sayımıza bakıyorum çocuklar. 53'ten 60'a hemen bakıyorum. Kaç artmış sevgili çocuklar? 53'ten 60'a 7 artmış. 7 tane artmış. 60'tan 67'ye burada da 7 artmış, sorun yok. 67'den 74'e kaç artmış çocuklar? Hemen ellerimle hızlıca sayıyorum. 7 artmış. Peki 74'ten 80'e 75, 76, 77, 78, 79, 80. Burada 6 artmış.
Evet, kaç olması gerekiyordu çocuklar bunun? 7 artması için. Evet, 81 olması gerekiyordu değil mi çocuklar? 80 değil, 81 olması gerekiyordu. O zaman kuralımızı bozan 80 sayısıdır çocuklar. Evet sevgili çocuklar, dersimiz burada sona erdi çocuklar. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki matematik dersinde görüşüyoruz. Kanalımıza hala abone olmayanlar var gördüğüm kadarıyla. Hadi bakalım şu aşağıdaki abone ol butonuna basıp kanalımıza abone olun ki çocuklar her gün eklenen güzel, eğlenceli içeriklerimizden anında haberdar olun. Bizleri arkadaşlarınızı tavsiye edip videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.